Herkese selam. Yine mükemmel bir tarifle sizlerleyim. Biliyorsunuz Ramazan'dayız. Bugünkü tarifimiz Ramazan'da o özlediğiniz, aradığınız mis gibi kokan çıtır çıtır pide. Tabii ki Ramazan pidesi olmazsa olur mu? Olmaz. Kesinlikle olmaz. Biz bugün en sağlıklı halini yapacağız ve mayasız şekilde yapacağız. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Ben mor ekmek karışımını tercih ettim. Burada normal un da tercih edebilirsiniz. Beyaz un dışında kara buğday unu, tam buğday unu, yulaf unu istediğiniz her şeyi tercih edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış durumda. Normal ekmek karışımları için satılan hazır unları da tercih edebilirsiniz. Sadece eğer karışım olarak benim gibi karışım olarak tercih edecekseniz onların içinde tuz olduğu için ekstra tuz kullanmayın. Şimdi ben hemen malzemeleri sayayım. 1,5 su bardağı unum var, yaklaşık 165 gram. Yarım çay bardağı su var. Yarım çay bardağı süt var. Süt yaklaşık 67 gram. 1 tatlı kaşığı sıvı yağ var. O da yaklaşık 4 gram. Yarım paket kabartma tozu kullanacağız. Bu noktada dediğim gibi eğer karışım kullanmayacaksanız yarım çay kaşığı da tuz ilave etmeniz gerekiyor. Üzeri içinde susam ve çörek otu tercih ettim. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Yapılışı çok pratik. Özellikle ben 1 bardağı kabın içine aldım. Geri kalan yarım bardağı ayırdım kenara. Şimdi 1 bardağımızın içine önce sütü, sonra suyumuzu, sonra zeytinyağımızı, ve kabartma tozumuzun yarısını ekliyoruz. Şimdi hamurumuzu elle yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Ve üzerine kalan unu da ilave ediyoruz. Tamamen homojen bir karışım olana kadar yoğuruyoruz. Bakın bu şekilde ele yapışan kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Bu şekilde olması gerekiyor. Endişe etmeyin, o yüzden çok sert bir karışım olmayacak. Tamamen eğer malzemenizin karıştığından eminseniz şimdi şekillendirme aşamasına geçiyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsimi alıyorum. Üzerine çok az un serpeceğim. Ve bunu elimle yayıyorum. Bu aşamada silikon bir spatula yardımıyla harcımızı döküyoruz. Elimizi çok hafif yağladıktan sonra harcımızı şu şekilde yayıyoruz. Hamurumuzu tamamen yaydıktan sonra geldik en keyifli kısmına. Şu şekilde çizgiler çekiyoruz. Üzerine istediğimiz gibi susam çörek otu ekliyoruz. Ben ikisinden de ekleyeceğim. Siz tercihe bağlı olarak çekirdek, aklınıza ne geliyorsa ceviz, fındık, fıstık ekleyebilirsiniz. Görünüşü şimdiden çok güzel değil mi? Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişireceğiz, ama yine dikkatli pişirelim. Her fırına göre bu süre değişkenlik gösterebiliyor. Siz yine kontrollü pişirin. Alt üstü tamamen kızarınca pişmiş demektir. Evet, pidemiz hazır. Fırından çıktı sıcak sıcak. Şimdi hemen ben kalori değerlerine değinmek istiyorum. Bu yaptığımız pide eğer 10 eşit porsiyon şeklinde bölersek bir porsiyon sadece 72 kalori yapıyor ve en sağlıklı halini tüketmiş oluyoruz. Bir yandan da davulun sesini duyuyorsunuz. Sanırım videoda da sesi geliyor.
sahura çağrılıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Afiyet olsun diyorum. Bir de bir kesip içini göstermek istiyorum size. Dilimlemek için tam olarak soğumasını beklemenizi tavsiye ediyorum. Ben hemen içini göstermek istiyorum size. Yumuşaklığını göstermek istiyorum daha doğrusu. Zaten keserken dışının ne kadar çıtır olduğunu muhtemelen fark ettiniz. Şöyle hemen bir tanesinin içinde göstereyim. Yumuşacık oluyor. Çok lezzetli oluyor. Ve dediğim gibi her şeyden önce çok sağlıklı bir alternatif oluyor. Hem bizim için hem çocuklarımız için. Herkese tekrardan hayırlı Ramazanlar. Herkese şimdiden afiyet olsun.